Elektrik direkleri orada yangının ilk çıkış yerinde hem demir direkler hem de ağaç direkler vardı. Ağaç direk tam ortada bir yerde, iki demir direğin ortasında bir yerde. Bu alanda yani bu üç direk arasında enerji vardı. Ama ötesi ağaç direkli olan kısım, yani 1,5 kilometre olan kısım, DEDAŞ'ın iddiasına göre orada enerji bulunmuyor. Ve orada müşterilere de enerji verilmiyor. Trafoların söküldüğünü, dolayısıyla onlara enerji verilmediğini söylüyor. DEDAŞ'ın orada elektrik yoktu demesinin nedeni bu, ama o üç direkte enerji var. Üç direğin sonuna kadar enerji var yani. DEDAŞ'ın yani elektrik dağıtım şirketinin bir yere enerji taşırken mutlaka onun can ve mal güvenliğini sağlamak üzere tedbirlerini almış olması gerekir. En ufak bir ihmal kazalara sebebiyet verebilir. Biz zaten yaptığımız tespitlerin tümünde bunlara sebebiyet verebilecek noktaları aydınlatmaya çalıştık. Bakım onarımlarının düzgün ve düzenli aralıklarla yapılması gerekiyor. Yani mevsim farkları nedeniyle iletkenlerde genleşme olur, sarkmalar olur ve bu olan genleşme ve sarkmalar arklara sebebiyet verir. Bu nedenle yangınların birçoğu yani direk tepesindeki izolatör ve iletken bağlantılarından kaynaklı oluşabilir. Ve bu bağlantı noktalarından direğin altına arklar düşer. Bu eğer direk dibi de temizlenmemişse, otlarından temizlenmemişse ve etrafı sürülmemişse bu kolaylıkla çevreye yayılabilen bir yangına dönüşebilir. Biz bunlara işaret ettik. Yani bunların tedbirlerinin alınması, düzenli olarak bakım onarımının yapılması ve kaliteli bir enerjinin verilmesi yönünde uyarılarımızı yaptık. Yani yürütülen çalışmalar ne yazık ki daha çok ticari tarafı güçlü çalışmalar. Yani şirket mantığına uygun olarak bu yapılır. Bizim bu tip kamuoyunun çok önemli gördüğü meselelerde aslında bu tip alanların devredilmemesi gerekir. Özele devredilmemesi gerekir. Şirket mantığıyla bunların yürütülemeyeceği bellidir. Çünkü sadece şirket kendi karına bakar, kar oranına bakar. Çalıştırdığı personelin kalifiyesi de çok önemli değildir. Bu enerji dağıtım şirketlerinin bir an evvel kamulaştırılması lazım. Ziraat Odası Başkanı da birçok uyarı yapmıştı. Bölge koordinatörü de aynı zamanda kendisi. Onunla da görüştük. Uyarılar yapılıyor. Biz de yapıyoruz. Biz de elimizden geldiğince ya da bir olay vesilesiyle kamuoyuna bilgi babında da yapıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi bu işin ticari yönü biraz daha ağır bastığı için o konular çok önemli görünmüyor, düşünülmüyor. Yani bunların ticarileşme mantığı böyle. Yani ne yaparsak yapalım kar mantığı ön plana çıkacak. Yani yapılan tesislerin gerçekten mühendislik kontrolünden geçirilmesi ve tekniğine uygun yapılması gerekir. Bu konuda TEDAŞ'ın yani dağıtım şirketinin gerçekten bu işi ciddiye alması gerekir. Öte taraftan bölgedeki insanların da bu konuda bilgilendirilmesi gerekir. Bölgesel olarak yerlerin böyle pilot bölgeler seçerek bunların gerçekten yenilenmesi, elden geçirilmesi ve insan ve can ve mal güvenliğine zarar gelmeyecek hale getirmesi gerekir. Bu büyük bir afetti, büyük bir yani yangından ister elektrik tellerinden olsun, ister bir kuş çarpmasından olsun, ister bir başka bir şeyden dedikleri gibi anızdan olsun böyle bir felaketin ortaya çıkması halk için gerçekten çok kötü sonuçlara vardı.
Bunların önüne geçmek için devletin bir an önce mahkemelere işi bırakmadan, savcılıklara işi bırakmadan bu süreç elbette bir tarafından yürümeli. Ama bu zarar ziyan konusunda köylülerin zarar ziyanlarının karşılanması açısından burası doğal bir afet alanı ilan edilmeli. Bu zarar ziyanlar tanzim edilmeli. Ardından kusurlu kimse devletle bunun kamu adına hesaplaşılması gerekir.